Efendim selamünaleyküm. Ee, hayırlı günler diliyorum. 10. sözün e, 10. hakikatinde e, inşallah bugün neticeye ulaşırız. E, bir, bir iki paragrafımız kaldı. Okumaya devam ediyoruz. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Yani öyle bir öyle bir alemdeyiz ki e, hayat ve mevt içinde hayat ve ölüm içerisinde yuvarlanan bir Canlılar dünyası var. Hiç kimse ölümden e, geri durmuyor. Herkes ölüme doğru koşuyor adeta. Böyle bir bu, bu gözle bakın. Doğan herkes yaşıyor ve ölüyor. Yaşıyor ve ölüyor. Ve birçok canlı, milyonlarca canlı dünyaya geliyor. Sadece insanlar değil. Hayvanlar, kurtlar, kuşlar, in, ağaçlar vesaire bütün bunlar ölüyor. Yaşayan herkes ölüyor. Doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Yani ölüm ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var adeta ve toplanıp dağılan bir mevcudat var ve bu mevcudatın, bu alemin bu toplanıp dağılmalarında bu hayatta ölüm, ölüm arasında koşmalarında bir maksat var. Başka bir maksat var. Gördüğümüzün dışında bir maksat var ve biz o maksadı anlamaya çalışalım. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval Taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Taklit ve temsil için teşkil edilen, tertip edilen ahval. Bu nedir? Bunu özellikle özellikle sinema için söyleyebiliriz. Temsiller kurulur e, ya da tiyatrolar. Ön çalışmaları vardır tiyatroların. Provaları vardır. Prova esas e, sahne değildir. Prova e, asıl sahneye hazırlıktır. Asıl sahnedeki yapılacak işlere konuşmalara provalarda hazırlanırsınız. Son prova yapıyorsunuz ve son provada siz herkes yerini alır. Konuşmalar yerini alır. E, şekiller, figürler ortaya konmuştur. E, eşyalar ortaya konmuştur ve herkes konuşmasını son defa yapar. Şimdi bu son defa yapılan son provayı düşünün. Bir provadır, asıl değildir. Esas e, sergi, esas sahne biraz sonra yapılacak olan sahnedir. O sahne için Hazırlıklar vardır. Dolayısıyla taklit ve temsil için tertip eden te ha haller bunlardır. E, bunlar hayatın aslı değildir. Hayatın aslına hazırlıktır. E, hayatın asrına hazırlıktır. Bizim bu dünyadaki halimiz de buna benziyor. Hayatın aslı değildir. Hayatın aslına hazırlıktır. Çünkü herkes bu dünyadan göçüyor. Ve bu dünyada geliyor, konuyor, yaşıyor, iyilikleriyle, kötülükleriyle efendim hastasıyla, sayrısıyla, ölümüyle yaşıyor ve herkes ölüme gidiyor. Demek ki bu dünya asıl değil. Bu dünyadan arkada asıl bir hayat var ve biz ve insanlar ve canlılar ve cinler ve bütün yaşayanlar o hayata hazırlanıyor. Nasıl büyük büyük masrafla kısa ihtimalar dağılmalar yapılıyor. Ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada Daim gösterilsin. Burada da ona işaret var. Sinemadaki daim gösteriler için bir ön hazırlıklar, ön efendim oturumlar, ön sahneler yapılır, filmler çekilir, kayıtlar tutulur ve bunlar sinemada gösterilir. Dolayısıyla bu kayıtlar tutulurken, artistlerin ya da orada oynayanların halleri, konuşmaları, davranışları, tutumları asıl değildir. Orada sinemada gösterilen sahne için birer hazırlıktır, birer e, temsildir, birer terkiptir. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayat şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, bu dünyada kısa bir müddet zarfında şahsi bir hayat, toplum hayatı, içtimai bir hayat. Hem şahsi yaşıyoruz hem toplumla beraber iç içe yaşıyoruz ve bu hayatın gayesi şudur ki suretler alınıp terkip edilsin, neticeyi amelleri alınıp hıfzedilsin. Sonra bir mecmai ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşer azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Yani burada suretler alınıyor. Zaten kayıtlar tutuluyor. Zaten melekler hem sağımıza hem solumuza bulunan melekler bizim günahlarımızı, sevaplarımızı, davranışlarımızı, tutumlarımızı, amellerimizi salih midir, kötü amel midir bunları yazıyorlar, kayıt tutuyorlar ve bu suretlerini alıyorlar. Ameller, amellerin neticelerini tutuyorlar, hıfz ediyorlar ve bunları bir kitapta yazıyorlar. Ve bu yazılan ameller, amel defterleri, amel sayfaları mahşer alemine bizden önce ulaşıyor. Ve biz de mahşer alemin, alemine ulaştığımızda bu amel sayfalarımız orada açılıyor. Dolayısıyla biz burada aslında aslı yaşamıyoruz. Esas hayatı yaşamıyoruz. Biz burada yaşadığımız hayatla bir geçici hayat, bir temsil yaşıyoruz. Bu temsilde biz Allah'ın emirlerine saygımız var mı, hürmetimiz var mı, Allah'ın emirlerine karşı duruşumuz nedir, Allah'ın yasaklarına karşı tutumumuz nedir, davranışımız nedir, İmanımız nedir, amelimiz nedir? Bunu göstermek için biz adeta burada yaşıyoruz. Ve bizim amellerimiz hıfz ediliyor, yazılıyor, kayıt tutuluyor ve bu kayıtlar bizden önce mahşere ulaşıyor ve biz de mahşere ulaştığımızda bu kayıtlarımız açılacak ve bizimle ilgili e, tutulan sayfalarla biz yüz yüze geleceğiz. Orada Rabbimiz bize de e, tabii ki hesap soracak yaptıklarımız, kötülüklerle ilgili, e, iyiliklerle ilgili de biz orada inşallah e, onur duyacağız, gurur duyacağız. Bunları ben yapmışım Rabbim sana şükürler olsun diyeceğiz. Allah'a şükredeceğiz. iyiliklerle ilgili, imanla ilgili, güzelliklerle ilgili. Dolayısıyla bu hıfz edilen amel defterleri bir mecmai ekberde büyük bir topluluk yeri neresi? Mahşerdir orası. Orada muhasebesi görülsün, hesabı sorulsun diye ve bir meşher azamda büyük bir meşherde gösterilsin diye neresi orası? Yine mahşerdir. Defterler açılacak, kitaplar açılacak. Kur'an diyor ki, ikra kitabı kitabını oku diye ya sağımızdan ya solumuzdan kitabımız verilecek solundan kitabını alınlar eyvah diyecekler dizlerini vuracaklar ama iş işten geçmiş olacak Sağından verilenlerse kitabı çok büyük bir müjdeye büyük bir mükafata büyük bir ödüle e, kavuşmuş olacaklar büyük bir huzurla e, kitaplarının hesabını Allah'a verecekler Allah'a şükredecekler evet orada gösterilsin diye bir sadeti uzmaya istidadı, bir büyük saadete ki orası cennettir. Cennete yaşama istidadını biz burada yani dünyada kazanıyoruz. O istidadı, istidadı kazansın diye insanlar bu dünyaya gönderiliyorlar. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekersin, ahirete biçersin tarzında peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, öyle buyurmuş. Demek ki bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var. Madem dünya var, dünyada bizler yaşıyoruz ve bizler de bu yaşadığımız hayatta hikmeti, inayeti, rahmeti, adaleti beraber görerek yaşıyoruz, tadarak yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz. Yaptığımız her şey bir gün ya başımıza geliyor ya önümüze çıkıyor. Adaletle biz adaletin varlığını fark ediyoruz. Hiçbir zaman başımız darlanmıyor. Darlandığı zaman, zora girdiği zaman rahmeti, merhameti, ilahi merhameti yanımızda görüyoruz. İnayeti, Allah'ın yardımını, nusretini yanımızda görüyoruz. Her şeyde bir hikmet olduğunu biz fark ediyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olan olarak ahiret de vardır. Elbette dünyanın varlığı gibi ahirette vardır. Nasıl dünya varsa dünyanın ötesi olan ahirette vardır. Dünyadan şüphe etmiyorsak, içinde yaşıyorsak, içinde bizler e, her türlü zevkimizi, keyfimizi, acımızı, tatlımızı beraberce dünyada yaşıyorsak dünyanın bir adım ötesi olan ahirette vardır ve bu dünyanın neticesidir. Ahirette de biz acımızı, tatlımızı inşallah orada göreceğiz. Ama inşallah ahirette Rabbim acı göstermesin. Tatlılıkla yaşayalım. Ahiretin tatlısını biz bu dünyadan götürüyoruz. Et dünya mezratul ahira diyor Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ahiretin tarlasıdır. Öyleyse biz şu anda tarladayız. Biz şu anda ekim yapıyoruz. Biz bu ekimimizi güzel yaparsak inşallah ahirette güzel biçeriz. Ee, ama ekimimize sıkıntılar varsa, iyi şeyler ekmezsek, Kötü şeyler ekersek ahirette de biçeceğimiz şeyler, ürünler elbette iyi çıkmayacaktır. Bizi utandıracak, bizi mahcup edecektir. Dolayısıyla biz sakın sakın burada ekim dünyamızı, ekimimizi güzel yapalım. Ahirette de inşallah ürün eh, mahsul güzel çıksın. Evet madem ki eh, dünyada her şey dünyanın vücudu gibi ahiretin vücudu da vardır. Şüphe etmemek gerektir. Eh, ahiret var mı yok mu acaba Orada hayat ebedi mi değil mi acaba? Orada yeni bir hayat var mı yeni bir yaşam var mı acaba diye düşünmemize hiç gerek yok. Madem ki bu hayatı Rabbim yaratmış ve bizi bu hayata getirmiş ve biz burada yaşıyoruz, bu hayatın ötesi var diyorsa, Allah Kur'an'da ahiret var diyorsa, hiç endişe yok, hiç kuşku yok, hiç şüphe yok. Ahiret de vardır ve biz ahirete inşallah koşar adımlarla gidiyoruz. Hiçbirde durmuyoruz koşuyla büyük bir koşuyla herkes ama herkes inansın inanmasın ahirete doğru koşuyor. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor. Her şey zerresinden küresine kadar, dağından taşından toprağına kadar, suyundan havasına kadar, canlısından insana kadar her şey o aleme bakıyor. Demek oraya gidiliyor. Ahirete gidiliyor. Öyleyse biz ahirete gidiyoruz. Ahireti inkar etmek dünya ve ma'fihayı inkar etmek demektir. Ahiret yoktur demek dünya yoktur demektir. Ahiret yoktur demek dünya ve içinde hiçbir şey yoktur. Hiçbir anlam bulamıyorum. Dünyanın hiçbir manası yoktur. Dünya esasen yoktur demektir. Ahiret yoktur demek. Öyleyse dünya varsa ahiret vardır. Dünya bir anlam vereceksek, bir mana yükleyeceksek ahiretle manasını bulur dünya. Aracı bir tarafa bıraktığımızda dünya kendi başına kendi özünde kendi içinde hiçbir mana ifade etmez. Dünya boş kalır. Ahiretle bir mana bulur. Manasını ahiretle bulur. Hani evlerin çatısı gibi evler çatısı olmadan boştur. Manası yoktur. E, dünyanın da çatısı ahirettir. Ahiret olmadan dünyanın hiçbir manası yoktur sevgili izleyiciler. Demek ecel ve, ve kabir insanı beklediği gibi Cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Ecel ve kabir insanı bekliyor. Bununla ilgili hiçbir şüpheye gerek yok. Herkes bilir ki ecel ve kabir kendisini bekliyor. Aynen öyle de biraz bir adım daha ötesinde cennet de insanı bekliyor, cehennem de insanı bekliyor. Mahşer de insanı bekliyor. Diriliş günü de insanı bekliyor. Yeni bir yaşam, yeni bir hayat da insanı bekliyor ve insan bu dünyada öldükten sonra kabre giriyor. Kabirde yepyeni bir hayata insan atılmış oluyor. Yepyeni bir, bir diriliş bulacaktır orada kıyamet öncesinde. Yeniden canla başla dirilecektir. Eliyle, tırnak ucuyla, saçından tırnağına kadar insan dirilecektir. Mahşere gidecektir. Mahşede Rabbi kavuşacaktır. Rabbine, Rabbi ile konuşacaktır. Rabbi ona hesap soracaktır. Kulum gel bakalım. Bir koca dünya yaşadın. Neler yaptın? Neler yaptın? Şunlar şunları niye yaptın? Yapmasaydın keşke diyecektir. Şunları da iyi ki yapmışsın. Senin yüz akın bunlardır diyecektir ve inşallah biz mahşerdeki o dehşetli, o büyük, o adil yargılamadan sonra her birimiz inşallah cennete ya da cehenneme gideceğiz. Çünkü gidiş oraya doğru gidiyor. Rabbim cehennemini azade eylesin, cehennemden muhafaza eylesin. O cehennem ateşinden cümlemizi inşallah beri eylesin, hıfz eylesin ve üzerinde kurulan sırat köprüsünün hızla, süratle akarak cennete ulaştırdığı kulları cümlesine Rabbim cümlemizi inşallah ulaştırsın. Çünkü esas olan cennete ulaşmaktır. Asıl hayat cennettir. Esas hayat cennettir. Rabbim bu dünyayı cennet için yaratmıştır. Bu dünyadaki sıkıntılar, darlıklar, sıkıntı, zorluklar, hastalıklar, ölümler her şey cenneti gösteriyor. Cennete işaret ediyor. Cennetin varlığını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla cennet vardır. Dünyadaki hayat geçicidir. Dünyadaki sıkıntılar, dertler, gamlar, kederler geçicidir. Dünyadaki zevkler, lezzetler, güzellikler, mutluluklar geçicidir. Dünyada şükredebilirsek ahirette inşallah karşılığını Rabbim hiç bir şih bir şükrü, hiçbir noktayı yok saymadan bize inşallah e, mukabele ettirecek. Şükrümüzün karşılığını orada inşallah bize Rabbim tekrar verecektir. Dolayısıyla biz bu dünyada Allah'ı bilmek için yaşıyoruz. Allah'ı görmek, Allah'ı tanımak, Allah'ı idrak etmek, Allah'ın varlığını anlamak için Allah'ın dünyadaki hakimiyetini, tasarrufunu, kudretini, e, yaratılı, yaratışını görmek için dünyada yaşıyoruz. Dünyada biz bu tefekküre ulaştığımız zaman inşallah biz ahirette Rabbimizin kendi zat-ı akdesini inşallah cennete göreceğiz. Cennette o bizi zat-ı akdesiyle inşallah karşılaştıracak ve cennette Allah'ı görmek fevkalade fevkalade büyük bir hazdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyadaki bin sene hayat cennetin bir saatine karşılık gelmez. Cennetin bin senesi Allah'ın huzurundaki bir saate karşılık gelmez. Allah'ın huzurundaki bir saat geçiren insan geri planda cenneti adeta unutacak. Cennetin güzelliklerini unutacak. Cennete yaşayan insan da adeta dünyayı unutacak kadar cennet hayatı ona hoş gelecek, güzel gelecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Rabbim, Rabbim hepinizi cennetiyle müşerref kıldığı kulları zümresine ilhak eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.